tekrar hoş geldiniz genç arkadaşlarım. Buradan hepinizi saygıyla selamlıyorum genç arkadaşlarım. Burada gevşekleri konuşmamız gerekiyor. Neden? Meslek odaları, tacirlerin olduğu Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Konfederasyon ne için kurulmuştur? Hem işverenle ilgili hem çalışanla ilgili kurulmuştur. Bunların ne kadar faydalı olduğu olmadığı tartışılır günümüzde. Bunları masaya yatırılması gerekiyor. Özellikle Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yasası ve Konfederasyon'un yasasının değişmeye ihtiyacı var. Alttan gelecek eleman sıkıntısının sebebinin ne olduğunu biz biliyoruz. 94'te çıkan yasayla beraber %15 mesleki eğitim merkezlerine giden gencimiz vardı. Bugün baktığınızda %4 seviyelerinde. Bunun sebepleri nedir diye araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili de bizim en zirve kuruluşlarımıza görev düşüyor. Türkiye'de hizmet noktasında ne yaptılar, ne yapmadılar bu tartışılır. Ülkemizde insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Düzgün çalışan, dürüst çalışan insanlara da teşekkür ediyorum şahsım adına. Bunları dile getireceğiz, dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Çalışmayan insanların yüzünden bu ülkemizde alttan eleman gelmez duruma gelmiş durumda. Gençliğimize yatırımın az olduğunu görüyoruz. Kesinlikle meslek odası yasalarının değişikliğe ihtiyacımız var. Bunu yapmadığımız sürece Türkiye'de çok kaybı yaşanacak. Buradan sözde uzatmayacağım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Çok değerli, kıymetli, sevgili öğrencilerimiz, hepinize hoş geldiniz diyorum. İçinde kardeşlik, hoş görüyorum, paylaşma, yardımlaşma ve dürüstlük olan bu kültürümüzü gelecek nesillere de yaşatarak aktarılması son derece önemli. En güzel günler sizin olsun, hepinize saygılar sunuyorum. Sayın gençler, çok güzel insanlar yetiştirdik, çok güzel ilgilatlar yapıyoruz. Bu işin en başta olanı dürüstlük, doğruluk, hakkaniyetli çalışmak. Ustalarınıza ve kalfalarınıza gençler saygılı olmanızı temenni ederim. Bu iş sanat, amir, memur olabilirsin ama sanatkar çok zor olur. Sanat koluna altın bilezik takmaktır. Altın bilezik diyoruz ama altın bilezikten daha gehelidir. Hepinizi saygıyla selamlar, hürmetle selamlar. Türkiye'mizin, geleceğimizin teminatı gençler, ben de sizleri en kalbi duygularıma selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada olduğum için de, sizlerle birlikte olduğum için de ayrıca gurur duyduğumu, mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Burada geleceğimizin teminatı gençlerin olduğunu görüyorum. Bu vatan sizlere emanettir gençler. Bu vatana sahip çıkın. Birlik, beraberlik, kardeşlik gibi önemli değerler içerisinde barındıran, mesleki eğitimi ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan adilik kavramı, dünyada eşi, benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel ülkedir. Adilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini yıldırmıştır. Bugün modern çağdaki ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli adilik teşkilatçısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle emek ve alın terimini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve sanatkarlarımızın aylık haftasını kutluyor. Bu vesileyle birlikte beraberlik duygusunun büyüyerek devam etmesini diliyorum. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Ustasından rıza, anasından ve babasından dua alan, işinin ehlini öğrenmiş, yurduna, memleketine ve etrafına faydalı olabilmek için Hamzoğlu Mustafa'nın çet kuşanması vardır. Edilecek duaya amin diyen herkes davetlidir. Hayırlı işler, hayırlı kardeş. Hasret. Sağ olasın, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bak, çok güzel bir yerine gittin. Şimdi işler, he? Yok, şu bir tane şey yok. Dönün. Selam verin. Ne kadar ödemişti?
vardı. Ablam çarığımız yoktu. Kolay gelsin efendim. Sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin. Bekle haftaya düğünüm var mı? Sağ ol. Sonra yıldır. Sağ ol. Başka. Bir başka. Burada da bir tane var. Gel bakalım. Gol!
ki Arangoz esnafımızdan bir mümin kardeşimiz uzun zamandır Bayram ustamızın hizmetinde durmuş, mesleğindeki şartları yerine getirmiş ve hizmetini ora geçirmiş. Şükür elhamdülillah ustasının rızasını almış. Bayram ustamız siz azizlerin ve ihtiyarların huzurunda halfasına ustalık hakkı için destur ister. Size tuhfe getirdik biz bu canı, akil olur fakirin armağanı. İcazet almak istediğiniz halk evladımız kimdir? Kimlerdendir? Halk evladımız Hamzoğlu Mustafa. Arangozluk mesleğinden 11 yıldan beridir ustasının yanında çalışıp hemhal olup yetişen. Ey ustalar, halk evladımızın diğer ustalar arasında girmesine mehal görür müsünüz? Mahal. Allah.